Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Anladığınız üzere bugün de yepyeni bir tıraş olma videosuyla karşınızdayım. Malum Aralık ayına girdik ve Aralık ayının ilk videosu da yine bir tıraş videosu olacak. Çok yorum geliyor, çok istiyorsunuz. O yüzden ben de teknoloji dışında bu tarz videolarda çekiyorum. Bazıları diyor ki ne gerek var, niye bunu yapıyorsun? Ama çok isteyen de var arkadaşlar. O yüzden yorumlara bakmanızı rica ediyorum ya da yorum yazmanızı rica ediyorum. Siz de eğer bu videoların devamını istiyorsanız bana ufak tefek yorumlarla destek olabilirsiniz. Çok sevinirim. Tamam, lafı çok uzattım biliyorum. Bugün ne var? Bic. Bic diye bir marka varmış. Fransız markası bu. Genelde Migros'ta satılıyor gördüğüm kadarıyla. Farklı sanal marketlerde falan da var arkadaşlar. Bir sürü de modeli var bu arada. Ben hani bunu seçtim. Bunu da söylemişti. Siz okuyucularımdan bir tanesi söylemişti arkadaşlar. Ben de dedim ki o zaman bunu alayım. Migros'tan aldım. 26.90 TL. Bu Bic'in Flex 3 Hybrid yazıyor üstünde zaten. Şurada görüyorsunuz. Modeli değiştirilebilir kafalı. Şurada bir tane şeyimiz var. Gövdemiz var. 4 tane de içinden kartuş çıkıyor. Bu kartuşlarla tıraş oluyoruz. Ve kullanat gibi bir şey değil bu. Yani 26 lira desek şimdi ya da 27 lira desek. 4 tane var. 4 kere 7 28 yapar. Yaklaşık 7 liraya geliyor tanesi. Bana muhtemelen 3-4 kez tıraş olurum gibi geliyor bunlarla birlikte. Ama bilemiyorum tabii, denemek lazım. Şimdi ilk kez deniyorum ben de sizlerle birlikte ve bu videoyu gerçek zamanlı kaydediyorum arkadaşlar. Hani montaj yok vesaire yok. Sadece bazı yerlerde uzun olmasın diye birazcık hızlandıracağım. Onun dışında bunu gerçek zamanlı oluyorum. Bu arada bütün tıraş videolarını genelde soğuk suyla oluyorum. Neden soğuk suyla oluyorum? Sıcak suyla zaten hepsi güzel çalışır arkadaşlar. Sakallar yumuşakken, sıcakken hepsi güzel keser. Soğuk suda aslında biraz daha belli oluyor. Yani biraz zorlamış oluyorum açık söylemek gerekirse. En azından gerçek performansı da görmüş oluyoruz. Şimdi açayım ben bu ürünü. Şuradan nasıl açacağız? Bakalım şuralardan. Bunları açmak da biraz zor oluyor malum bazen biliyorsunuz. Evet, şurada bir yuvası varmış. Şöyle açtık Bic'i. Şeyimizi çıkardık. Ucumuzu burada görüyorsunuz. Şurada da. Ups. Evet, şöyle bir çıkarttım. Kartuşumuz da burada. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Kartuş burada. Şöyle takıyoruz herhalde. Evet, bakın. Şöyle. Şöyle göstermiş olayım. Şöyle bir oynayan kafamız var. Bunu nasıl çıkaracağız? Ha, şöyle. Şuradan şöyle çekeceğiz. Evet, çıktı. Bic Flex 3 Hybrid. Şimdi kutusundan çıkardık. Başlığına da taktık. Bir tane başlık, dört tane başlık çıkıyor. Bir de sapımız var. Şöyle, şöyle yapınca daha rahat çıkıyormuş. Şöyle bir tuşumuz var. Şöyle göstermiş olayım. Oynuyor biraz. Çıkarırken, takarken kolaylık sağlıyor. 3 bıçaklı arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım. Şurada kayganlaştırıcı bir şeyimiz var. Oynar başlık teknolojisi varmış. Şöyle bir daha göstermiş olayım. Oynar başlığımız var. Aloe vera ve E vitaminli bir kayganlaştırıcı varmış. Şu üst kısımda. Ve Fransa markasıymış. Fransız markasıymış. Ama bu ürün üzerinde yazıyor zaten. Yunanistan'da üretilmiş. Onu da söylemiş olayım. Yurt dışı menşeili bir ürün. Şimdi deneyeceğim. Her zaman yaptığım gibi fırçam ve sabunum. Bunların güzellerini alacağım. Fırçayı alamayacağım da fırça biraz pahalı. Bir tane bir arkadaş bana önerdi. Bir sonraki Aralık ayının bir sonraki videosu da kısmet olursa o olacak. Bayili marka bir tıraş makinesi alacağım. Bir de sabunu varmış onun özel, böyle sedir ağacı falan filan. Bir arkadaş önerdi. Çok böyle profesyonel uğraşıyorlar bu işlerle. Şimdi ben birazcık köpürteyim. Köpüğümü hazırlayayım. Ondan sonra tekrar geleceğim arkadaşlar. Bu arada köpüğü nasıl hazırladığımı merak edenler olabilir. Sabunu sürdüm. Biraz köpürttüm. Şöyle köpürtme tasım var. Bunun için de şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunun tekniğini de ben YouTube'dan öğrendim. Onu da söyleyeyim. Kendi bulduğum bir şey değil. Bu böyle. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Burada mesela küçük küçük noktacıklar var. Hava kabarcıkları var. Hava kabarcıkları gidene kadar böyle 1-2 dakika şöyle sanki bir şeyler dövüyormuş gibi bunun içinde böyle yapıyorsunuz. Evet, şu anda gitti mesela. 1-2 dakika bile sürmedi. 30 saniyede falan gitti. Şimdi bakın şöyle mesela. Böyle krem gibi, krem şantı gibi böyle bir kıvama gelmesi gerekiyor köpüğün arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Böyle yapılıyor yani. 30 saniye, 1 dakika falan şöyle yaptığınız zaman. Oh, köpüğümüz şöyle bakın.
iç üzerinde hava kabarcığı olmayacak şekilde hazır. Şimdi yüzümü de ıslattım. Yüzümü ıslattıktan sonra köpüğümüzü de sürüyoruz. Az önce hazırladığım köpüğümü. Vallahi güzel boya. Şöyle. Evet. Burnumuza da sürdük kazara. Şöyle bir düzeltelim. Evet. Şimdi tıraşa başlıyoruz arkadaşlar. Bıçağımızı ıslatalım. Şöyle burnumuzdaki köpükleri de alalım. Hadi bakalım Bismillah deyip başlıyoruz. Evet, ilk hissim güzel. Tabii soğuk olduğu için, yani soğuk suyla tıraş olduğum için bir parça çektiriyor deriyi. Bunu söyleyeyim. Ama güzel kesiyor bu arada. Güzel tıraş oldum. Çok hafif bir yanma hissi var. Özellikle şu bölgede ama onu her zaman olduğu gibi soğuk suyla yapmaya veriyorum ve daha önceden yumuşatmadığım için sakallara. Bu da normal olarak kabul ediyorum ben. Bayağı sinek kaydı oldu yalnız. Vallahi güzel oldu bak. Öyle söyleyeyim. Bir yüzümü yıkayayım. Tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar. Yüzümü yıkadım ve kuruladım. Vallahi gerçekten güzel oldu. Bu arada ben bazen tersten de alıyorum mesela, görüyorsunuz videolarda. Bu sefer tersten de almadım. Gayet güzel yaptı. Öyle söyleyeyim. Bir iki yerde ufak tefek bırakmışım benden kaynaklı bir durum ama bunun dışında ben çok beğendim. Yani Big Flex 3 Hybrid benden olumlu puan aldı. Bu arada sizlerden şöyle bir yorum gelmişti arkadaşlar. Demiştiniz ki bu ürünlere bir puan versen. Biliyorsunuz bazı yerlerde veriyorlar böyle puanlar. Ben de bir skala geliştirdim. Şimdi şuradan çıkartayım. Şöyle kenara çekileyim biraz. Evet, şuradan çıkartayım o skalayı. Böyle 4 kademeli bir şey yaptım. Çok da karışık ve kompleks hale getirmek istemedim. Birinci kademede ne var? Şimdi görüyorsunuz sinek kaydı. Yani öneririm diyeceğim. İkinci kademede ise iş görür. Ama yüzde yanma yapıyor şeyi var. Hani burada biraz dikkatli olmanız gerektiğini söylüyorum. Üçüncü kademe dikkatli tıraş ol yoksa kesersin diyeceğim. Dördüncü kademe ise önermem uzak durun seviyesi oluyor. Yani bunları hani %25, %50, %75, %100 gibi de düşünebilirsiniz. Öneri skalama göre. Ben bu ürüne, yani Big Flex 3 Hybrid'e sinek kaydı diyorum ve öneriyorum arkadaşlar. Güzel oldu. 7 liraya da, yani dediğim gibi benim tarzımda bir sakalınız varsa, yoğunluğu ki şeyi falan sertliği vesaire, ki benim sakalım çok sert değildir bu arada. 4-5 kez rahat tıraş olursunuz 7 liraya da bence fena bir rakam değil arkadaşlar. 4-5 kez tıraş olma önerebileceğim güzel bir ürün olmuş. Dediğim gibi 4 tane çıkıyor şu kutudan. Şununla beraber aldığınız zaman 4 tane çıkıyor. Bu 4 tanesinin fiyatı da 26 ya da 27 TL diyebiliriz. Farklı fiyatlar da vardır. İnternette bakarsınız kampanya oluyor, indirim oluyor, Black Friday oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ben kendi aldığım fiyatı söylüyorum. Migros'tan gittim aldım. Cebimden para verip aldığım bir ürün bu arada, onu da altını çizeyim. Deneyimlerimi size aktarmaya çalıştım. Anlatması benden, tıraş olması, uygulaması sizden arkadaşlar. Daha önce söylediğim gibi artık her ay 2 tane tıraş videosu gelecek. Ve sizin daha önce bana farklı videolarda yorum yaparak hani şunu tıraş ol, şunu da tıraş ol dediğiniz ürünlerin hepsini de yazdım arkadaşlar. Onları yavaş yavaş alıp bir şekilde tıraş olmaya devam edeceğim. Yorumlarınız benim için önemli. Ya da bu ürünle ilgili sormak istediğiniz sorular olabilir. Ya da şu ürünü incele, şununla tıraş ol, bununla tıraş ol diyeceğiniz sorular olabilir. Bu tarz sorularınız olursa bu videonun altına yorum olarak bana iletebilirsiniz arkadaşlar. Hepsini okuyorum, hepsini görüyorum. Soru sorduğunuz zaman da elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. YouTube kanalıma abone değilsiniz biliyorum. Yani büyük bir çoğunluğu ne yazık ki abone olmayanlardan geliyor.
Abone olun. Yani rica ediyorum. Olursanız ben de derim ki 5 bin abonem var, 10 bin abonem var, 100 bin abonem var derim belki bir gün. Sizlerin desteğiyle o günleri görebilirsek güzel olur. Göremezsek de canınız sağ olsun. Ne diyelim arkadaşlar? Abone olmasanız da yapacak bir şey yok. İsterseniz beni Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.